Yedi. Dişleri beyazlatmak için karbonatla fırçalamak doğru bir uygulama mıdır? Bakın bunu yapan çok insan biliyorum yani. Yani şöyle, annem de yapıyordu bunu bir ara çokça. Ne diyeceksiniz yani, merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Çamaşır suyuyla yıkayanı duydum. Yani hatta kendisi bana birebir sordu. Yani dolayısıyla şimdi yanlış olan birçok şey var. Evet. Şimdi karbonat biraz masum geliyor. Daha masumu tabii ki. Yani karbonat daha masum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bundan 100 yıl önce derede çamaşır yıkanıyordu. Tabii. Ama şu an hani o ne kadar hijyenikti tartışılır. Karbonat da sonuçta beyazlatma özelliği var ama aşındırarak var. Hani buradaki karbonatın beyazlatma özelliği aşındırdığı için yüzeyi dokuyor aşındır. Gran dediğimiz hani o içerideki yapı biraz daha sert ve büyük olduğu için diş aşınmasına yol açıyor. Dolayısıyla diş beyazlatmak için karbonat veyahut da alternatif dışarıda satılan ürünler her zaman zararlı olabilir. Marketten aldığımız öyle hani beyazlatıyor falan denen ürünler var. Çok itibar etmeyelim. Etmeyelim. Çünkü dediğim gibi orada dişte beyazlatma tamam belki kısa süreli de olsa bir çözüm buluyor hastalarımız ama orada kar zararı da bu sefer zarar büyüyor. Peki beyazlatan diş macunları var. Güvendiğimiz firmaların çıkardığı. İşte mavi oluyor, onlar siyah oluyor, böyle koyu renkte oluyor. Gerçekten sanki biraz açıyor gibi. Şimdi tabii o firmaların onlarda da şöyle. Şimdi beyazlatmayı dediğim gibi bir yapısal rengi değiştirirsin. İki de aşındırarak yaparsınız. Her diş macunu içerisinde bir aşındırıcı vardır beyazlama oranına göre. O da iki belli bir sınırlarda olur. Şimdi kontrollü olduğu için o diş macunlarında çok sakınca görmüyorum. Ama sonuç itibariyle beyazlatma işlemini yapı olarak önce yapmak lazım. Hani eğer ciddi bir sıkıntı varsa. İkincisi diş kendi renginden dolayı mı sarı yoksa dışsal etkenlerden mi dolayı? Yani sigara, antibiyotik kahve, çay. Sigara, tabii. Hani antibiyotik kullanımı biraz da içten dolayı olduğu için çözüm yine beyazlatma, lazerle beyazlatma olabiliyor. Ama işte sigaradır, çaydır vesaire onlar bu sefer yazlatacağız ya da diş fırçalamasını daha fazla yapacağız. Peki